Ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Bize gündemi anlatacak olan kim? Profesör Doktor Emre Alkin. Kendisi aynı zamanda iyi bir gitarist. Kapışır mı benle dersiniz? Arkadaşlar hazır mısınız? Emre Hoca anlattı dinlenmez mi? Ekonomi, ekonomi herkesin budur derdi. Soruları cevaplar. Ekonomi dersi gibi dinlesene Hoca Emre'yi. Ömür geçer kriz bitmez. Emre Hoca'nın anlatacakları tükenmez. Hadi o zaman biraz da ekonomiyi dinleyelim Emre Hoca'dan. Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katıldım. Açılışı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptı. Programımız çalışıyor deyip durdu. Öyle bir konuştu ki kapa gözünü bas parayı. Türkiye'den al payı. Ülke ekonomisi sonbahara doğru kanatlanmaya başlıyor. 2 yıl sonra Türkiye'yi kimse tutamıyor. Ben de Emre Hoca'ya sordum bu durumu. Şimdi Rolf Dobelli diye bir adam var. Muazzam bir kitap yazmış. İşte pratik düşünme sanatı vesaire diye. Sanıyorum çok İsviçre'nin zenginlerinden bir tanesi. Makalesi şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki önce çok kötü olacak sonra düzelecek. Sakın bu cümleyi söyleyenlere inanmayın. Öyle bir şey yok diyor dünya üzerinde diyor. Yani ilk önce çok kötü olacak sonra düzelecek. Şimdi Sayın Bakan acaba neyi kastediyor? Ben onu bir düşündüm. Mesela Haziran'da enflasyon %70'in üzerinde olacak. Yani net olarak gözüküyor. Bunu hesaplamış mı? Yani diyor ki mesela bu bizim için tatmin edici mi? Herhalde Sayın Bakan diyor ki tamam bu benim için önemli. Ben çok iyi hatırlıyorum. Geçen sene şunları tekrar ediyordu sürekli. Mart ayından sonra enflasyon trendin içine girecekti. Hatta çok iyi hatırlıyorum 3 Mart tarihinde de aynı cümleyi söyledi bu sene. Ama sonra anladı ki Mart ayından sonra Haziran ayında dahil olmak üzere enflasyon sürekli yükselecek. Yani Temmuz'un başında enflasyon %70'in üzerinde oldu. Kredi faizlerin %70 civarında olduğunda. Çekirdek enflasyon keza çok yüksek olduğunda yine bu seviyelerde. Vatandaş ya ne oluyor ya bu nasıl bir program kardeşim? Nasıl bir reçete yazdınız ki her şey çok pahalı, faizler çok yüksek vesaire falan dediğinde hakikaten bugün söylediği cümleyi tekrar edecek. Ya biz bunları biliyorduk siz merak etmeyin. Bir de programı bağladığı birkaç tane önemli mesele var. Mesela diyor ki iç talep diyor daralacak, dış talep diyor çok iyi olacak. Nasıl iyi olacak canım? Avrupa Birliği ihracatımızın %51 gittiği yer. Avrupa ile ilgili çok ciddi sıkıntı var. Küresel ticaretle alakalı soru işaretleri var. Dünya adeta ateş topuna dönmek üzere sıcak çatışmalar, jeopolitik riskler vesaire. Yani böyle bakınca ya ihracatımızın rekor üstüne rekor kıracağı bir ortam da ortada yok. Sanıyorum herhalde Sayın Bakan şuna güveniyor. Yaz gelince turizm artar. Turizmde döviz gelir. Efendim biz de birkaç swap yaparız. Biraz da hafifçe dövizi de salarız. Ayıp olmasın. Hani dövizin bol olduğu zamanlarda dövizi salmak lazım ki hani fırlamasın diye. Orada biz piyasadan bir kısım döviz de alırız rezervleri güçlendirmek için ama öyle diyor uzun boylu değil. Sakın zannetme. 65 milyar dolar satın alıp pozitife geçmeyeceğiz diyor. Bir şeyler söylüyor. Ben anladım ki üstadım şöyle imkan ve kabiliyeti, ekonomi yönetiminin imkan ve kabiliyeti şu an içinden geçmekte olduğumuz ağır sorunları çözecek seviyede değil. Yani imkan derken bir yani ne diyecek kamuya? Muazzam binalar yapılmış, köprüler var, karayolları var. Bunların idame edilmesi lazım. Yani masraf zaten çok büyük. Şimdi buna ne yapacak yani? Karayolları çalışmasın mı diyecekler? Gemiler ondan sonra yola çıkmasın mı diyecek? Köprüler kapansın mı diyecekler? Yani dolayısıyla nereye kadar tasarruf edileceğini tam olarak kendisi de bilmiyor. Onu söyleyeyim. İkincisi para arzı muazzam artıyor Merkez Bankası. Tamam, maliye politikası pek güven vermiyor. Ya para politikasını uygulayan Merkez Bankası? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bizim saygın, uluslararası anlamda da saygın muazzam bir kuruluşumuz. Ben oraya laf ettiriyorum. Ama Merkez Bankası'nın yöneticilerinin bence elindeki imkan şu içinden geçtiğimiz işi çözecek durumda değil. Yani ne demek istiyorum? Mesela para arzı inanılmaz derecede büyük. Ve bu para arzı ne için büyümüş? 818 milyar liralık bu Merkez Bankası'nın önemli bir kısmını finanse etmek için büyümüş. Ondan sonra bu arada euro tahvil satın almalar var. Yani dolan başlı yoldan devlete borç verildiğini zaten biliyoruz. Piyasa yapıcı bankalar üzerinden ve kamu bankaları
üzerinden. Ve bu haliyle Merkez Bankası 2023 yılında dünyanın en çok para basan üçüncü Merkez Bankası oldu. E nerede sıkı para politikası? Mesela sıkı para politikası patikası bu mu? Merkez Bankası'nın faiz karar metninde birilerini ikna etme derdine düşmüş olmalılar ki sıkı kelimesi tam 6 yerde birden geçiyor. Oysa geçen ay 4 kere, önceki ay ise 3 kere kullanılmıştı. Gelecek ay sıkı sıkı sıkısım sıkısım sıkı 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 sar beni yazarlarsa birkaç yere birden sakın şaşırma. Peki ne diyor Emre Hoca? Bu kadar çok sık söylüyorsanız bir şey yapmıyorsunuz. Biz mesela yandan değil candan sıkı para politikası istiyoruz. Sözde değil özde sıkı para politikası istiyoruz. Sıkı para politikası piyasaya bol miktarda parayı sal, sonra da bankalara bunu kredi verdirtmemeye uğraş. Buna bir sıkı para politikası diyemeyiz. Bu yanlış, böyle bir uygulama olmaz. Ama baktığımız zaman KKM sahiplerine ödenen bu milyarlarca lira para dönüyor dolaşıyor tekrar ekonomiye kanalize oluyor önemli bir kısmı. Ve buna da sıkı para politikası diye adlandırmak çok doğru bir şey değil. Yani aslında şöyle bir şey. Merkez Bankası diyor ki benim suçum olmayan, benden önce başlamış olan eylemlerin diyor tazminini ben uğraşırken beni onunla suçlamayın. Onlar yokmuş gibi davranın diyor. Yani sen bir yıldır neredeyse görev başındasın ve Merkez Bankası'nın da çok net bir şekilde 818 milyar lira zararı oluşmuş. Bu zararda nasıl finanse ettiğin belli. KKM sahipliğine ödenen bu paraların da ekonomiye gidip enflasyonist etki yarattığı belli. O zaman sen sıkı para politikası uygulayamıyorsun. Uygulamak istiyorsun ama doğru olarak uygulayamıyorsun. Dolayısıyla hani plan yerinde, her şey istediğimiz gibi gidiyor denince benim kafamda kocaman soru işaretleri oluyor. Sayın Bakan yanlış söylüyor falan demiyorum. Sayın Bakan sadece şunu diyor. Benden önce başlamış işleri maalesef finansmanla devam ediyoruz ama bizim dönemimizde sıkı para politikası uyguluyoruz diyor. Ben de diyorum ki hayır. Çünkü siz geçen sene Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak dünyanın en fazla para basan 3. Merkez Bankası oldunuz. O zaman sıkı para politikası yok. Demek yani sürekli olarak kamuyu dolambaçlı yoldan finanse etmeye devam ediyoruz. Üstüne de piyasaya döviz satar. Döviz müdahaleyle 25 milyar dolar, değil mi? Ocak, Mart yani seçimlere kadar 25 milyar dolar da Merkez Bankası'ndaki bize ait olmayan rezervlerden satarak da piyasaya saldınız. Bunu o zaman buna daraltıcı para politikası ya da ondan sonra sıkı para politikası diye adlandıramayız. Belki şimdi başladılar. Nisan ayı içindeyiz. Seçim daha yeni bitti. Yani belki bu ay başlamışlardı. Bundan tam 10 ay önce Mehmet Şimşek göreve geldiğinde ilk sözü anne değildi. Rasyonel politikalara döneceğiz olmuştu. Dönüldü mü? En azından rasyonel konuşmalara geri dönüldü. Bu da iyi bir şey. Sonuçta bir önceki bakan ve bir önceki Merkez Bankası başkanının iş dünyasıyla da hani ekonomi çevreleriyle çok rasyonel konuşmalar yapmadığını biliyoruz yani ondan sonra. Ama rasyonel konuşmak yetmiyor. Bir de rasyonel davranışlarda bulunmak lazım. Mesela döviz kurunu tutma konusunda gösterdikleri yoğun çaba ve rezervlerden harcadıkları milyarlarca doların acaba bir faydası oldu mu? Onlara göre oldu. Onlar diyor ki bak ne güzel tuttuk dövizi. Ondan sonra yaz ayları da gelecek. Halbuki haberleri yok ki, vatandaş şimdi pusuya yattı. Vatandaş dedi ki siz ucuz tutmaya devam eden iyi siz bilirsiniz dedi. Siz dövizi ucuz tutmaya çalıştıkça Türkiye'de fiyatlama davranışları bozuluyor. Hayat pahalılığı artıyor ama siz TÜİK marifetiyle enflasyonun düştüğünü iddia ediyorsunuz. Hiç bizim hayatımızla alakalı olmayan şeyleri konuşuyorsunuz. Bunlar gerçektir. O zaman kusura bakma. Siz ucuzlatın. Biz ucuzken de alır kenara koyarız. Bizi ilgilendirmez. Bir gün ne zaman artarsa diyor biz bunun diyor kaymağını yeriz. Ama sizin uyguladığınız bu politika talebi durdurmuyor. Talebi yurt dışına ihraç ediyor bir kere. Herkes yurt dışından bir şeyler almaya çalışıyor. Benim kendi evladım bile baba buradan yani Türkiye'den alma %33 daha ucuz İngiltere'de diyor mesela. Çok enteresan. Yani Avrupa'dan bile pahalı hale Türkiye'yi getiren bu hale geldi memleket. Döviz kurunun serbest bırakılması enflasyon ve kur korumalı mevduat açısından oldukça sakıncalı görünüyor. Bu durum böyle gitmeyeceğine göre nerede erecek nihayete? Akıl tutulması içindeler. Yani ekonomi yönetimi korktuğu için bu söylemlerden, korku da aklın katilidir biliyorsunuz. Yani düşünmeyi engeller. Şimdi ben de soru soruyorum. Arkadaş biz bu KKM'yi niye çıkardık? Cevap döviz alımlarını durdurmak için. Peki şimdi neden şikayet ediyorsunuz? Cevap KKM'den. KKM bitsin istiyor musunuz? Soru. Cevap evet. E kardeşim döviz kurunu serbest bırak. Serbest bırakınca insanlar KKM yapar mı? Niye yapsın? Derler ki ya al sana piyasa fiyatı orada. Piyasa fiyatı ne diyorsa o. Döviz yükselmiyormuş meğerse. Çarptı geri döndü. Yani normalde aslında bizim 17 gün çekeceğimiz cefayı aylara bölüp yaşıyoruz bunu. Ve bu çok kötü oluyor. Dalgalanmayan bir döviz kuru icat etti. Dalgalanmıyor Türkiye'de.
döviz kuru. Enflasyonun böyle bir santim adım gerisinde falan seyrediyor. Vatandaş da diyor ki kardeşim bu bir gün patlayacak. Dolayısıyla ben döviz ya da dövize benzeyen enstrümanlarda kalmaya devam edeyim diyor. Onlardan bir tanesi de KKM. Kardeşim bırak şu dövizi rahat. Peki ben bu saatten sonra yurt dışında swapları sıkıştırmakmış efendim, ondan sonra döviz rezervlerinden olmayan döviz rezervlerinden satış yapmakmış. Yok millete telefon açıp niye döviz aldın diye. Bunları bırakıyorum. Döviz bundan sonra serbest. Ya belki de o kadar beklendiği kadar artmayacak, yükselmeyecek. Belki de enflasyona menfi tesiri o kadar beklendiği kadar olmayacak. Her şeyin modellemesini yapan arkadaşlar var orada değil mi? E bunun niye modellemesini yapamıyorsun? Yapıyorsan niye yanlış yapıyorsun? 1994'ten mesela hiç ders almadım. 1994'te süper bono çıktı. İnsanlar döviz almayı kesti. 17 liradan 42 lira oldu. Dolar hatırlarsanız 28 liraya geri döndü. Daha evvel biz bunları yaşadık. Aynı şey 2001 krizinde de oldu. Sürüklenen kur politikası uyguladık. Döviz patladı gitti. Sonra tekrar geri döndü. Ve 2003 ile 2013 arasında yerinde saydı. Niye? Doğru işler yaptık. O zaman piyasa neydi? Serbest piyasaydı. Hiçbir şekilde Merkez Bankası'nın döviz sattığı falan yoktu piyasaya. Sadece güzel işler yapıyorduk. Doğru işler yapıyorduk. Vatandaş da güveniyordu ekonomiye. Gidip döviz almıyordu. Bu kadar basit yani. Niyedir yani akıl tutulması? Aman işte döviz yükselirse enflasyon. Efendim KKM. Ya kardeşim oraları zaten yaşıyoruz ya. Sayenizde yaşıyoruz. Sen dövizi tutuyorsun da ne oluyor? Bak hala yaşıyoruz diyor. Bırak serbest. Serbest piyasaya geçme. Bakın döviz kurunun serbestçe belirlendiği ortamlarda ne ithalatçının ne ihracatçının döviz kuruluyla alakalı şikayette bulunması doğal değil. Normal değil. Güzel şeyler yapıyoruz diye memlekete döviz geliyor diye mi bizi suçluyorsunuz? Ama öyle değil şu an. Serbestçe belirlenmiyor. Ayrıyeten sen ihracatçının bir de kazandığı dövizi hemen alıyorsun elinden. Ama maliyetlerini sürekli olarak yükseltiyorsun. Maliyet şişiyor. Gelir olduğu yerde sayıyor. Sonra dönüyorsun ki döviz kurundan medet umduğunu ihracatçı zaten yıllardır etkinlik birimleri üzerinden çalışarak verimliliğini muazzam derecede arttırmaya çalışıyor. Ama ne zaman TİM Merkez Bankası görüşmesi olsa yıllarca geriye dönüp baktım. Merkez Bankası ihracatçıları ihracat öğretmeye falan kalktı. O kadar iyi biliyorlar ki her şeyi. Kıyamet gibi akıl var. Son toplantılarda da öyle olmuş zaten. Hayır şunu diyeyim. Ey değerli ihracatçılar, şu an bir politika uyguluyoruz. Bu politikanın yan etkileri maalesef size zarar ettiriyor olabilir ama biraz sabrederseniz biz bu enflasyon belasından kurtulacağız. Kendimizi affettireceğiz. Bak ne kadar güzel bir şey. Halen insanların kafalarında çok ciddi şüpheler var. Kur korumalı mevduatta yatan 74 milyar dolar. Sorun nerede acaba? Mehmet Bey bunun farkında ki locals dedi. Yereldekileri inandıramıyormuş diyor. İnanmaz tabii herhalde. Yani Sayın Bakan keşke yani milletimizi temsil ettiğini o esnada bir anda böyle bir hatırlayıp analist jargonuyla konuşmasa daha iyi olur. Şuna üzülüyorum. Yani siz yabancılar bak benim anlattığımı çok iyi anlıyorsunuz ama ya bizim bu millet anlamıyor gibi anlaşılıyor. Olmaz öyle şey. Ya öyle dersen üstten bakarsan insanlara bu sefer büsbütün uzaklaşır. Ya herhalde bizde bir hata var ki vatandaşımızı ikna edemedik. İkna etmek için elimizden geleni yapacağız falan da. Yani çok özür dilerim. 3 kuruşluk borsa kazancı ya da yurt dışından daha ucuza borçlanıyor diye birkaç tane adamın popoğlamasıyla yani sen milletin inancının oluştuğunu falan kimse zannetmesin ya. Öyle bir şey yok. Vatandaş sokakta uçağa binerken ödediği çay toz parasından başlarım. Marketteki alışverişine kadar bu reçetenin doğru bir reçete olmadığını düşünüyor yani. Dünya Bankası'nın Türkiye'ye ateşleyeceği ciddi miktardaki kredi diğer yabancıları da cezbetmez mi? Örnek teşkil etmez mi? Üstadım bu krediler biliyorsunuz şartlı krediler. Yani belli bir iş yapacaksınız. O yapacağınız işi de yaptığınızı kanıtlayacaksınız. Bu arada yani duyduğumuza göre bu onun içerisinde bir de sanıyorum bize zorla ikamet eden yabancıların da bazı yatırımlarla da alakalı olduğu anlaşıldı. Yani hoş bir şey değil o yani bu şartlar. Ama yani ne bileyim mesela Dünya Bankası ile ya da bir uluslararası kuruluşta şu kadarlık anlaşma yaptık dediğimiz zaman yarın sabah o para gelip hesabımıza yatmıyor. Bizim onu gösteriyor olmamız lazım. Yani yabancılar piyasa ortamına bakarlar. Türkiye'nin proje program kredisi almasına bakarak gelmezler. Yabancı niye gelsin? Ya diyor ki dün akşam elde ettim diyor. Güzel avantajı bu sabah resmi gazetede okuduğum maddeyle iptal edilmiş oldu diyor. Türkiye'den zeytinyağı almaya kalkıyorlar. Sabah bir bakıyorsun resmi gazetede Tarım Bakanlığı zeytinyağı ihracatını yasakladı. Şimdi adam der ki ya kardeşim biz sizinle bir iş yapmaya gireceğiz ama sizin de sağınız sonunuz belli değil. Ya. Sabah kalktığımda neye vergi geleceğini bilmiyorum. Ham madde olarak getirdiğim mala gümrükte uygulanacak zalimliği bilmiyorum. Ya bilsem yapacağım. Şimdi dolayısıyla biz ne Çin Halk Cumhuriyeti'ne benziyoruz ne Suudi Arabistan'a benziyoruz. Garip bir şey yani. Her sesi güçlü çıkanın kendi lehine resmi gazetede bir mevzuat değişikliği yaptırdığı garip bir durumda yabancı yatırımcı gelir mi?
ya. Bir de ayrıca yabancı yatırımcı dövizini gelip getirip Türk lirası cinsinden varlıklara çevirecek. Yok, kendisi de görüyor, okur okur değil. Şimdi dolayısıyla yani deyin ki ya bak arkadaş, hakikaten çok zor bir süreçten geçeceğiz. 31 Mart seçimleri vardı yani, ama şimdi işi ciddiyetle ele al. Hakikaten ben bu konuda çok ciddiyim. Lütfen benim arkamda durun. Bu kamuyla ilgili tasarruflar eğer gündeme geldiği zaman, bu vergilerle alakalı indirimler de ortadan kalktığı zaman ben size daha fazla kaynak ayıracağım. Şu uygulanan reçete, detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden gördüğüm reçete bence uygun bir reçete değil. Ama o bile, yani o reçete bile tam olarak uygulanmıyor. Açıklanan orta vadeli planda birinci çeyrekte daha kamu tasarrufu yapılacak. Yapılmamış. Evet, şimdi diyor ki ikinci çeyrekten itibaren. Tamam da kardeşim, aylardan oldu, Nisan, Mayıs olacak, Haziran geldi. Yani etkin fiyat denetimi yapılacak. Anlıyorum hani Ticaret Bakanlığı'nın bu konudaki çabaları var. Ben de destekliyorum. İşin özüne baktığımızda ben bu reçetenin uygun, bakın doğru demiyorum, uygun bir reçete olmadığını ve çok risk taşıdığını, üzerinde çok riskler taşıdığını, tam olarak başarılı olmayacağına dair ciddi kafamda soru işareti olduğunu söylemek istiyorum. Ekonominin kurtuluş reçetesinde yazan ilaç yabancı para girişi. Türkiye bu ilacın kendisini veya muadilini bulabilir mi? Sabah akşam aç karnına birer tane alsa iyi gelir mi? Bu reçeteyle mümkün değil. Onu çok net söyleyeyim. Yani bu reçete sadece kısa vadeli olarak büyümeyi yavaşlatıp enflasyonu da düşürür. Fakat sorunlara çözüm bulunamadığı için, akut problemlere, yani yapısal problemlere çözüm bulunamadığı için enflasyon tekrar yükselmeye başlar. Bu sefer de siyasi iktidarlar der ki ya biz bu enflasyonda başa çıkamıyoruz, bari büyümeyi sağlayalım derler. Bu sefer Merkez Bankası faizi düşürmeye başlar. Tekrar döviz ondan sonra hızla yükselir falan. Aynı fasit daire tekrar geri döner. Olacak mı sizce böyle bir şey hocam? Tabii olacak. Ya. Bu işin sonu oraya gidiyor. Çünkü ben şu an yazılmış olan reçetenin böyle istikrarlı, çok böyle güçlü saç ayaklarına dayalı bir reçete olmadığını, sadece parlak CV'li arkadaşların İngilizce söylem gücüne, yabancıları ikna etme gücüne, onlar yabancılara karşı mahcup olmayacak bir profile sahip olduklarından dolayı bir süre daha topu havada tutup belki şanslılarsa birkaç parametrenin düzeltileceği bir ortamı yaratıyorlar. Fakat enflasyonu kalıcı şekilde düşürecek olan formülün asla bu formül olmadığını, kamu maliyesindeki genişlemenin ve Merkez Bankası'nın emisyon genişlemesi durmadıkça bu meselenin hallolmayacağını herkesin bilmesi. Bu bir kalıcı çözüm yaratacak değil. Bu nedir biliyor musunuz? Ameliyat öncesi pansuman tedavisi. Ameliyat reçetesi değil. Ameliyat ne olur biliyor musunuz? Toplumun tüm kesimlerinin canını acıtacak şekilde olur. Şimdi böyle bir durumda daha fazla neden feragat edebileceğini insanlar düşünmeye başladı. Birkaç tane de yurt dışından borçlanan iş adamı aman Mehmet Bey gitmesin. Vatandaş diyor ki Mehmet geliyor, Ahmet gidiyor. Hani sonuç değişmiyor diyor. Normal olarak yaz aylarında enflasyon gerilemeye başlayacak. Bu tünelin ucundaki ışığı gördüğümüz anlamına mı gelecek? Üstad, yani siz ona matematik bilen insansınız. Ya ilelebet enflasyon böyle %6-7-9 falan gider mi? %3'e düşecek. Şimdi %3'te baktığınız zaman 12 ay sonra eğer hani geometrik olarak alırsanız tabii %36 etmiyor. Onu söyleyen banka genel olmaz tabii, ama yani %3 sonra bir kısım sakinleşecek. Büyümenin de yavaşlaması. Bunları da hesaba kattığımızda yine de çok yüksek. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin çok yüksek olan 2,5-3 arasında bir orana oturduğunda tabii ki %70'leri görmeyeceğiz artık. 40'ları, 30'ları falan göreceğiz. Yani bu çok normal. Ama bu demek değildir ki biz hayat pahalılığından kurtulduk. Tam tersi. Yani içinde 400'den fazla mal ve hizmetin bulunduğu tüfenin %30'lara doğru düşmesi hayat pahalılığının azaldığı anlamına gelmiyor. Ben mesela fiş fatura biriktirdiğim için ondan sonra senelerdir her ay geçen sene neye kaç para vermiş hepsini çok iyi biliyorum. Yani böyle baktığınızda normal hani standart yaşayan bir insanın enflasyonu hiç kimse kusura bakmasın %100'e yakın. Yani insanlarda da böyle bir maaş ve ücret artışı olmadığına göre, yani böyle refahlarını bu kadar arttırmadıklarına göre her ay demek ki daha az mal ve hizmet satın alarak yola devam ediyorlar ve isyandalar haklı olarak yani. O yüzden şimdi ben Sayın Bakan'dan ricam var. Herkes çünkü Murat Muratoğlu'nu dinliyor. Tamam mı? Yani Murat dinlendiği için lütfen bakın bu anlattığınız şeyler çok teknik kalıyor Sayın Bakan. Onlar sizi de eskiden tanıyan bir arkadaşınız olarak sizden istirham ediyor. Vatandaşa biraz açıklama yapmak lazım. Yani vatandaşa karşıdan umut ışığı ne zaman gelecek? Yani bunu üstü kapalı cümlelerle geçiştirmek olmaz. Ne zaman vatandaş oh ya geçen ay da aynı fiyata almıştım. Siz bunu sağlamak için hangi adımları atacaksınız?
mal ve hizmetleri, dövizin fiyatını, sermayenin fiyatı olan faizi ve aynı zamanda iş gücü piyasasına müdahaleyi kesmesi lazım. Çünkü bu birbirinden farklı müdahaleler nispi fiyat dengesini bozuyor. Dövizi serbest bırak, insanlar bilsin dövizin fiyatı piyasada arz ve talebin karşı karşıya gelmesiyle belirleniyor. Kendi kafasındaki döviz kurunu faturalamasın. Fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı ortadan kaldırmak için serbest piyasada gerçekçi fiyatı görmemiz lazım. İki, sürekli olarak enflasyonun sebepleriyle uğraşmak yerine sonuçlarıyla uğraşıp asgari ücret zammı yok efendim ondan sonra vesaire şurada da kamu zamları yapıyoruz vesaire dediğiniz zaman ne yapıyor? Mecburen iş dünyası bunu takip etmek zorunda kalıyor. Muazzam bir istihdam maliyetiyle karşı karşıya ama enteresan. Çalışanlar da mağdur. Diyorlar ki istediklere kadar maaşımıza zam yapsınlar diyor. Hayat pahalıyla başa çıkamıyoruz diyor. Ne oluyor o zaman? Bakın dövizin fiyatını manipüle ediyor. Faizi manipüle ediyor. Sürekli müdahale. Kambiyo rejimine müdahale. Dış ticaret rejimine müdahale ediyoruz. Diyoruz ki Türkiye'de üretilmeyen mallara bile ilave gümrük vergisi koyuyoruz. Tamam mı? Bankacılık sistemi. Bankacılığa sürekli müdahale ediyoruz ey Allah'ım yarabbim. Enerji piyasasına müdahale ediyoruz. Anlamadım ki. Hani nerede serbest piyasa? Serbest piyasa başıboş piyasa değil. Devletin düzenleyici otorite olarak bozgunculara müdahalesi gerek. Ve Emre Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Sizleri de Instagram'dan beni takip etmeye davet ediyorum. Yarın ta Japonya'dan Türkiye ile ilgili bir video yayınlayacağım. Bunu Instagram'da kaçırmamanızı öneriyorum. Zaten YouTube'da da abone olmaya davet ediyorum. Ve kalbim sizinle, güç bizimle olsun diyorum.